Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Aheste çek kürekleri, aheste. Söz gümüşse sükut altınmış. Demek ki susmak daha kıymetli. Sessiz sakin durmak varken konuşup yorulana bilmem ne demeli. Maun suresi, bir adam var muntazam namaz kılıyor. Fakat aynı adam insanların haklarına tecavüz ediyor. Muntazam. Kur'an'da diyor ki bu dini inkar etmiş sayılır. Bunun adı maskeli dinsizlik. Ben bunun adını koymayacak mıyım? Yani bütün müfessirler ayetlerden anladıklarını formüle eder de ben mi etmeyeceğim? Benim böyle bir hakkım yok mu? Ben bunları gökten getirmedim ki. Ben de o insanların geçtiği tahsil mertebelerinden geçtim. Yani bunu bilmemek mümkün mü? Ama söylememek mümkün. Demek. İki kural koydu geleneksel dincilik. Bir, dedi ki söz gümüşse sükut altındır. Konuşursan en fazla alacağın şey gümüş olur. Susarsan altın alırsın. Böyle melun bir kural olur mu ya? Koymuş. İki, molla kendini kolla. Bakın medreselerde bu darb-ı meseldir. Molla kendini kolla. Molla kendini kolladı ama ümmeti Muhammed'in anasını ağlattı. Şimdi, ben kendini kollayan mollalardan değilim. Aheste çek kürekleri, aheste. Türk toplumu bundan çürüyor. Böyle atasözleri var. İstersen birkaçına değin. Devleti soymak mesela. Evet. Mesela denize düşen yılana sarılır. Mesela. Devletin malı deniz, yemeyen keriz, domuz. Oysa ki bir lokmasını yiyen domuz hükmündedir. Evet. Ama bunu çevirebilecek zihniyet dönüşümünün gerçekleşmesi lazım. Bal tutan parmağını yalar. Mesela bunlar çok sakat. Bir sakat daha şey söyleyeyim. Bunu edep dersi olarak bunu millete pompalarlar. Söz gümüşse sükut altındır. Bunun en güzel yorumunu rahmetli Yaşar Hoca yapmıştı. Ben de ondan alarak söylüyorum. Susarak hemen altını hak edebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Susarak. Ama konuştuğunuz zaman en fazla alacağınız şey çoğunlukla gümüştür. O da büyük çileler sonucunda alabileceğiniz en fazla şey. Görmedim, duymadım dedinizse, yani üç maymun diye tabir edilir ya, üç maymunu oynadığınız zaman birileri sırtınızı sıvazlar, al bakayım der, önünüze atar bir kemik. Sen de o kemikle oyalanırsın. Ve bu da akıllı adam işi olur. Ve akıllı adam işi olur. Ve bunun adı da literatüre girmiştir. İlmi siyaset. Bak. Bu da çok aşağılık bir tabir bence. Niye? Çünkü ilim gibi yüksek bir değer, ulvi bir değeri hakikati ifade etme yolunda kullanılacak bir değeri siyaset gibi kaypak, iki yüzlü, zaman zaman aşağılık olabilen bir kurumla birleştirebilmek çok büyük bir hatadır. Biz buna maalesef yenik düşüyoruz. İlmi siyaset.
Biz onu ilmi siyaset yaptık. İlmi siyaset için yaptık. Yani üç maymunu oynadım, kemiğimi aldım veya kemiğimi alacağım. Değil mi? Bunu yaptın mı akıllı oluyorsun. Tersini yaparsan Barış Manço şöyle diyor. Evet. Aynen şarkı sözü. Söz gümüşse sükut altınmış, demek ki susmak daha kıymetli. Sessiz sakin durmak varken konuşup yorulanı bilmem ne demeli. Hmm. Bunu yapan da deli oluyor bunların gözünde. Aman yavaş aheste şarkısını da aynen dediğin gibi bu sözde eleştiriyor. Eleştiriyor, evet. Barış Manço ile yani Yaşar Hoca'nın o manada bir paralelliği var. Evet. Güzel program oldu. Hı? Ha burada evet. Buçuk oldu. Sen daha iyi takip ediyorsun. Bak saat. Söz gümüşse sükut altınmış. Demek ki susmak daha kıymetli. Sessiz sakin durmak varken konuşup yorulana bilmem ne demeli. Şimdi bir kitle düşün. 120 bine yakın camiyle dinini yaşıyor. Fakat bu kitle bu dinin kitabında Allah ile aldatılmayın diye bir uyarının ve buyruğun olduğunu bilmiyor. Bakın hatırasıyla onun duyduğumuz rahmetli Profesör Yaşar Nuri Öztürk 2008 yılında bunun kitabını bile yazdı ya. Türkiye'yi kemiren ihanet, Allah ile aldatmak isimli kitabını yazdı. Okumadıysanız mutlaka okumanız gerekir. Mutlaka. O efsanevi kitabında Profesör Yaşar Nuri Öztürk diyordu ki aldatışlar ve aldanışlar Kur'an-ı Kerim'de şöyle sıralanır. Surelerden, ayetlerden tek tek sayıyor. Yaldızlı, süslü laflarla aldatma ve aldanma. Beldelerde egemenlik kurmak, gezip dolaşmakla aldatma, aldanma. Dine sokulan uydurma ve iftiralarla aldatma ve aldanma. Hurafeler, uydurmalar, anlamını bilmeden okuyuşlarla aldatma, aldanma. Sefil, rezil yaşayışla aldatma, aldanma. Allah ile aldatma, aldanma diyordu. Ayetlerden tek tek örnekler verelim. Aldatış ve aldanışın en yıkıcısı Allah ile aldatmadır diyordu Profesör Yaşar Nuri Öztürk. Yolu açtık. Demin Necip Fazıl'dan bahsettik. Rahmetli muhteşem bir deyişi vardır. Diyor ki, surda bir gedik açtık. Mukaddes mi? Mukaddes. Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan esersen es. Bu söz benim yaptığım iş için daha güzeli olmayan bir sözdür anlatma bakımından. Ben Allah ile aldatma kahpeliğinin surlarında gedikler açtım. Onları tıkayamazlar. Oradan birileri mutlaka girecek er geç. Ve bunların canını okuyacak. Bunlar çıldırmış, bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında? Söz gümüşse sükut altındır. Molla kendini kolla. Molla kendini kolladı ama ümmeti Muhammed'in anasını ağlattı. Şimdi, ben kendini kollayan mollalardan değilim. Yolumuz uzun. Sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'ün misyonunu taşıyan vakfımızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin
Sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Aheste çek kürekleri, aheste. Söz gümüşse, sükut altınmış. Demek ki susmak daha kıymetli. Sessiz sakin durmak varken, konuşup yorulana bilmem ne demeli. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hayırlı Ramazanlar herkese.